Partisi mensupları, 11 Ocak 2015 Pazar günü yapılacak olan olağan kongremizde MHP Merkez İlçe Başkanlığı'na adayım. MHP Edirne İl Binası'nda yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını açıklayan Murat Bayraktar, hedefimiz MHP'yi Edirne'de ve Türkiye'de layık olduğu yere getirmektir dedi. 2002 yılından itibaren partimin çeşitli kademelerinde görevler aldım. 13 yıldan beri aralıksız olarak devam eden bu görevler arasında bir dönem İl Disiplin Kurulu Başkan Vekilliği, bir dönem il yöneticiliği, iki dönemde Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. MHP kaynağını Türk İslam ülküsünden alarak Türk milliyetçiliğine sıkı sıkıya sarılıp ülkesine ve milletine hizmet yolunda kendisine iktidar yolu açmayı hedefleyen harekettir. Basın açıklamasına MHP Edirne İl Başkanı Gürsel Şimşek, Merkez İlçe Başkanı Hakan Özkan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Şimşek ve partililer katıldı. Merkez İlçe Teşkilatı Edirne'de bulunan 9 ilçe teşkilatımızın içinde en büyüğü olup Edirne'nin siyasetinde en önemli rol oynamaktadır. Son 3 seçimden beri 2007-2014 dönemleri arasında MHP olarak Edirne Merkez İlçe'de yükselen bir ivme yakalamış olup özellikle 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde halkın gönlünde yer etmiş toplam 21 bin oyu ve %19,5'luk il genel oy oranı çok önemli bir noktaya geldiğimizin göstergesidir. 11 Ocak Pazar günü yapılacak Edirne Merkezi İlçe Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu belirten Bayraktar, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde ulaştıkları oy oranının üzerine çıkıp Edirne'de en az bir milletvekilliği elde edeceklerini ifade etti. 7 Haziran 2015 seçimlerine hazırlanıp daha da büyük zaferlere koşacağız. Hedefimiz Edirne Merkez İlçe'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni en az %30'luk oy oranına oturtmaktır. Bu sayede kazanacağımız milletvekilleri ile Edirne'de daha güçlü siyaset yapma imkanı yakalamış olacağız. Bayraktar, alacağımız sorumluluğun farkında olup ben ve yönetimim lider, teşkilat ve doktorin vazgeçilmezleri üzerinde işte, dilde ve fikirde birlik içinde mücadele ederek 7 Haziran seçimlerine hazırlanıp daha da büyük zaferlere koşacağız dedi. Bu yolda MHP ve Ülkücü Hareket'in kurucusu Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş'in en çok önem verdiği ilkelerden biri olan gönül seferberliği ilkesini yeniden ihya edeceğiz. Yine başbuğumuzun her şeye rağmen milliyetçiler birleşmelidir talimatları doğrultusunda MHP ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bütün mensuplarına partimizin kapılarını ve gönüllerimizi açık tutmaya devam edeceğiz. Konuşmamı bitirmeden evvel bir konuya daha değinmeden geçmek istemiyorum. MHP Merkez İlçe Teşkilatı'nda Edirne'deki tüm kongreler tarihine bakıldığında hiçbir kurultayda adamın delegeliği sistemi ile delege yapısı oluşturulmamıştır. Yeni yılınızın ve bugünkü mübarek Mevlül Kandili'nin ülkemize ve Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çıktığım bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.